Medyayı zaten ana akım medyayı tamamen ele geçirmiş durumdalar neredeyse. Muhalif basını zaten tutukluyorlar. Sanırım Türkiye'de en fazla gazetecinin tutuklu bulunduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir. Çok yüksek cezalar yağdırılıyor. İşte KHK'larla zaten beğenmedikleri gazeteleri basın yayın organlarını kapatıyorlar. Buna rağmen sosyal medyayı falan da aşamadıkları için, çünkü sonuçta dünya artık hani bir sosyal medya ağıyla, örüntüleriyle dolu ve oradan insanlar haber alma hakkını kullanmaktalar. Bunu da dediğin gibi engellemek için yaklaşan seçimlerde özellikle kendi yalanlarını, ki hep Hitler'in yalan bakanı Goebbels üzerinden örnekler verilir. Tam da gerçekten ne yazık ki AKP'de AKP'nin kurmaylarının tamamı aynı bakan gibi çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere. Şimdi hal böyleyken gelecek bu yasanın gelmesi konusunda belli ki acele edecekler. Çünkü yaklaşan bir seçim var ve Türkiye'deki bütün muhalefeti susturmak istiyorlar. Fakat bunda başarılı olamayacaklar. Belki senin dediğin gibi meclis çoğunluğu onlarda olduğu için bu yasa onların istediği gibi geçecek. Fakat bu şu demektir. Mesela biraz önce konuştuk ya Jina'nın katledilmesinin yarattığı tepkiler, onun yollarını döşüyor bu iktidar. Bu tepkiler daha çok büyüyecek, daha çok artacak. Sonuç itibariyle doğanın kanununa göre bir baskı uygularsan o baskı koşulları mutlaka farklı patlamalara neden olur. Toplumsal bir patlamanın önüne bu iktidar bu kadar baskı ve zor aygıtıyla geçmesi artık mümkün değil. Çünkü toplum bu iktidara en önemli şey, altını kırmızı çizgiyle çizeceğimiz şey, toplum bu iktidara artık rızalık vermiyor. Toplum bu iktidara artık bütün yalanlarına, dolanlarına, sosyal yardımlarına tırnak içinde rağmen, çünkü biliyorsun şimdi bir de bir sosyal yardım paketi Evet. çalışması yürütüyorlar. Bütün bunlara rağmen toplum artık onlara inanmıyor ve toplum değişim istiyor. O yüzden bu yasayı da çıkarsalar, ki biz çıkmaması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi, hem parlamentonun yasama faaliyeti içinde hem de dışarıda demokratik haklarımızı kullanarak elbette göstereceğiz. Ama varsayalım ki bu yasa çıktı. Biraz önce dediğim gibi toplumun içindeki o kaynayan isyanı, toplumun içindeki güçlü bir değişim arzusunu önüne geçemeyecekler.